Mustafa Bey merhabalar. İzleyenlerimiz PlayStation 4'ü merak ediyor. Birazdan bize bilgi vereceksiniz. Daha önce yurt dışına tanıdığı için birçok kişi aslında bilgi sahibi oyun hakkında. Ürün hakkında. Oyun demeyelim de yeni oyunlar da var, onlardan da bahsedeceksiniz. Ben aslında şunu sormak istiyorum. PlayStation 4 PlayStation 3'ten daha büyük bir çıkış yakaladı. Hani biz öyle fark ettik ama sözü size vereyim. En yetkili ağız sizsiniz. Tabii ki yani PlayStation 4'ten beklentimiz çok büyük. Çünkü baktığınızda yeni neslin en gelişmiş konsolundan bahsediyoruz. Ve de Türkiye üzerine geldiğinizde rakipsiz bir konsoldan bahsediyoruz. Tek başına olacak yeni nesilde. PlayStation 4'ü biz 5 çerçevede, 5 madde altında toparlıyoruz. Birincisi basit olması, oyun geliştiricilere inanılmaz yaratıcı oyunlar geliştirebilmek için basit bir arayüz sunuyor. Ve bunu da oyunculara aktarabiliyor çok rahat bir biçimde. Çok daha hızlı bir konsoldan bahsediyoruz. PS3 donanımına göre 10 kat daha hızlı bir konsol. Ve de bekleme sürelerine son veriyor. PlayStation 4'te oyuna girdiğinizde bir güncelleme gelirse bu güçlü donanım sayesinde oyunu arka planda güncellerken siz oyunu oynuyorsunuz ve o arkada yamasını yapabiliyor. Sosyal bir konsoldan bahsediyoruz. DualShock 4 tamamen yenilendi. Üzerine şehir tuşu geldi. Ve bugüne kadar bu şehir tuşuna 6,5 milyondan fazla kere basıldı. Yani bu şu demek, oyun severler bu şehir tuşunu zaten dört gözle bekliyorlarmış. Bir diğer noktada entegre olması. PlayStation Vita'yı, akıllı telefonları ve tabletleri çok ciddi bir biçimde kullanıyoruz PlayStation 4'te. Buna özel PlayStation App'i geliştirdik. Bunun sayesinde bu ikinci ekranlarla çok ciddi etkileşim içerisinde. Ve beşinci nokta kişisel olması. Oyun severler kalıpların içine girmeyi sevmiyorlar çok doğal olarak. PlayStation 4'te gerçek adlarıyla ve kendi fotoğraflarıyla yer alabilecekler, arkadaşlarına rekabet edebilecekler. Bu 5 noktada özetleyebiliriz PlayStation 4'ü. Peki yeni oyunlar neler? Şöyle söyleyeyim, 4 adet oyun geliyor. 13 Aralık'ta Killzone ve Necraft'larda olacak. Önümüzdeki ilk çeyrekte de 2014'ün Drive Club'da Infamous Second Son raflarda olacak. Fakat en önemli nokta şu, bu 4 oyunda tamamen Türkçe olarak geliyor. Peki son olarak fiyat? PlayStation 4'ü 13 Aralık'ta 1399 liradan raflarda bulacaksınız. Oyunlarımızda 199 liradan sizleri bekliyor olacak. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.